Peki Osmanlı'nın dış borçlanması. Osmanlı ne zaman? Yani bu meşhurdur işte. Cumhuriyet'in neredeyse 1960'larda ödediğimiz bir borç var. Osmanlı borçları Lozan'la bize intikal ettiğini bildiğimiz. Osmanlı ne zaman borçlanmaya başlıyor? Uluslararası, milletler arası, devletler arası borçlanma ne zaman dünyada bilinen, uygulanan bir sistem haline geliyor? Evet. Aslında Avrupa'da borçlanma 1000 senedir var. Devletler arası. Tabii. Hayır. Devletler arası değil, bankerlerle devletler arası. Yani şöyle diyelim, Ceneviz bankeri İspanyol devletine borç veriyor. İngiltere'ye verir, Belçika'ya verir. Bankerler yani, veriyor. Bankerler veriyor. Meşhur Warburg vardır değil mi? Warburg. Evet. Birçok banker var. Ceneviz, Venedik, başka Floransa, buralarda bankerler. Ama Osmanlılar 19. yüzyıla kadar bu ilişkilerin bir parçası değiller. Girmek istemiyorlar. Belki öbürleri de Osmanlı'ya borç vermek istemiyor. Bu Osmanlı bu şeyin parçası değil. Bu Hristiyan dünyanın bir işi bu borç alıp vermek. Artık tam buna bakmak lazım. Neyini bilmiyoruz ama Osmanlılar bu şekilde dış borç almıyorlar. Osmanlılar sıkıştığı zaman işte tahşiş yapıyordu. Bir de içeride bu Galata'da bankerler var, sarraflar var. Yani bunlar finansör. Peki bunlar aslında bunlara canavar değil mi? Gayrimüslimler. Ermeniler, Rumlar, Yahudiler. Ha. Dış Müslümanlar girmiyor yani bu işin içine. Banker onlar faizle vermiyor borç. Osmanlı Devleti bu iç bankerlerden borç alıyor. Ne zaman? Borç gereksinimleri arttıkça 1770'lerden itibaren bu ihtiyaç yükseliyor. Daha önce de teklif. Daha önce de alıyor. Fakat İslam devletleri bu faizle borç almaya hiçbir zaman rahat olmadıkları için daha önceki dönemlerde şöyle olmuştur. Devlet borç aldığı zaman onun karşılığında belirli bir vergi gelirinin toplanmasını bankere devreder. O zaman şey olmaz. Yani faizlerde olmaz. İşte bir mukatayı devreder. Banker onu toplar, onun gelirini alır. Şimdi 1770'lerden itibaren bu Galata'daki bankerlerden, sarraflardan daha giderek artan miktarlarda borç alınıyor. Bir yerden sonra 1840'lara gelince artık devletin ihtiyaçları bankerlerin kapasitesini aşıyor. Galata bankerlerin kapasitesi aşıyor. Demir o sırada efendim demir yollar için. Daha oraya demir yollarını ilk başta demir yollarında da kullanmıyor. Sadece savaş ihtiyaçları için. Bu arada tabii şöyle bir şey de var. Batı Avrupa'da bankerler diyorlar ki ya buna ne gerek var? Gelin biz size borç verelim diyorlar. Bu daha kolay iş olur işler. Ve ilk borç 1854 Kırım Savaşı. O zaman ilk borcun yani Osmanlı'nın bu suya... Rusya ile savaşmak için ilk borcumuzu alıyoruz. Ama o sırada yanımızda da bizim ortağımız İngiltere var. Ve İngiliz devleti bunu garanti eder. İngiliz devleti de tabii uyanık. Sade boş bir şekilde garanti etmiyor. İngiliz devleti şunu ister. Mısır'dan siz vergi alıyorsunuz. Bu borcu... Bu istikrazı garanti etmemiz karşılığında siz de Mısır vergisini garanti diye göstereceksiniz. Ve öyle olmuştur. 1850'de ilk borçlanma İngiltere'de yapılıyor. Mısır vergisi gösteriliyor ve yıllık ödemelerinde o tarihten sonra Mısır vergisi direkt olarak... Ne kadardır alınan borç? 10 milyon sterlin diyelim. 10 milyon yani sterlin. Gibi 10 milyon İngiliz altını mı, 10 milyon sterlin mi? Aynı şey. Aynı şey. İngiliz altını bizim altından biraz daha fazladır biraz içindeki. 1.1 kadardır. Yani o Türk Osmanlı altın lirasıyla 11 milyon böyle bir şey. 10 milyon altın alınıyor. Bunlar şimdi bu büyük bir miktar. Bunu Galata bunu karşılayamaz artık. Ve bir yerde Osmanlı Devleti'ni yaklaşık 100 yıl götüren Galata bankerleri böylece artık bu imtiyazlı yerlerini büyük Avrupa Rothschild'lere, büyük Avrupa bankalarına kaybediyor gibi oluyorlar. Bundan sonra bir 20 yıl Osmanlı direkt
borçlanmasını Avrupa borsalarında yapıyor. Şevket Hoca, o tarihlerde hazinenin gelirine kadar böyle 18-20 milyon sterlin falan herhalde, değil mi? Güzel. Öyle o kadar, öyle bir şey. Öyle bir rakam değil öyle mi? Öyle bir şey. Yani alınan borcun hazine geliriyle mukayesesi açısından yani söylüyorum. Yani bir yıllık bütçenin yarısı hemen hemen. Bir yıllık gelirin yarısı kadar borç almışlar. Evet. Olağanüstü rakam. Bugüne vursak o ne eder? Bugün yani 100 milyarın doların üzerinde. 100 milyar doların üzerinde eder yani. Evet, tabii, tek kalemde 100 milyar doların üzerinde bir borç almış. Tabii, devletin tabii, büyüklüğüne, gelirin büyüklüğüne tabii, başvursan tabii, yarısı 100 tabii, milyar dolar falan gibi, tabii, 100 milyar tabii, dolar gibi eder. Ve zaten 1870'lere kadar böyle kontrolden çıkmış paldır küldür giderek ağırlaşan ve çoğalan borçlanma sürecinin sonunda geldiği yerde Osmanlı Devleti'nin yıllık borç ödemeleri neredeyse işte toplam ihracatı, toplam gelirlerine yakın bir yere geliyor. Ancak borç alarak borç ödüyor. Borç ödüyor. Sonra 1870'lerde bir Batı Avrupa'da bir borsa krizi var. Ondan sonra iflas. Şey yani ödemeler durduruluyor 1875-76. Yani şöyle diyor. Duyunu mu bir giden yok. Moratoryum var zaten 1875-76. Evet ödeyemiyorum diyor. Moratoryum. Ve ondan sonra 81 yılında duyunu mu yaşıyor. Yani Osmanlı'nın çok eskilere giden bir vergi toplayamama sorunu vardır. 19. yüzyılda fazla daha fazla vergi toplayabildiği halde bunlar yetmemiştir. Dış borçlanma olayı büyümüştür ve onu da denetim altında tutamadığı için 1875 yılında o noktaya gelindi. Bu evet. Deminki konuya döneceğim. Gümüş yeterli olsa taşiye gerek olur mu? Şimdi gümüş şöyle. Taşiş yapmamak için o gümüşün devlet hazinesine gelir olarak girmesi lazım. Eğer o madenler, devletin madenleri ise onu gelir olarak mesela, oraya. Tabii. Evet. Ama özelin elindeyse o da yetmez. Yani tüccarın elindeyse o gümüş, bu tüccarın elinde bol miktarda gümüş varsa o yine yeterli değil. Çünkü devletin onu hazineye sokabilmesi için onu vergilendirmesi lazım. Evet. Doğru, doğru. Yani bir vergi sorunu var. Evet. Bütçe sıkıntısından parasal dalgalanmaya, istikrarsızlığa gidiyorsun. Yani burada açmaya çalıştığım hadise şu. Biz de Osmanlı tarihi incelenirken veya yorumlanırken bir genel yanılgı vardır. Ya Osmanlı batmıştır çünkü kötü padişah vardır. Osmanlı batmıştır çünkü batıda bilmem ne olmuştur. Bizim ya Osmanlı'nın parasal ve fiskal sorunları pek tartışılmaz. Doğru. Doğru, tamam. Oysa ki Osmanlı'nın temel sorunu parasal ve fiskaldir. Yani Osmanlı daha kuruluşunun bir yüzyıl sonrasında, yani işte ne bileyim 1500'lü yıllardan itibaren bu parasal ve fiskal sorunlarını çözseydi bambaşka bir Osmanlı devleti ve imparatorluğu olurdu. Neydi o sorunlar? Ama işte o ben tarihçi değilim, iktisatçıyım. Bence zengin bir ekonomi var. Bence ki oradaki mesele şu. Vergi toplayabilecek siyasal dengeler, siyasal uzlaşmalar peki, kurulamadı. Hocam hiç. Şimdi vergi toplayamamanın sonucunda en azından hani devlet güçlü olmasa bile bireylerde bir sermaye birikimi olması lazım. Vergi toplayamıyorsanız sermaye akta kalıyor demektir ve ama Osmanlı'da baktığınız zaman evet, özellikle Müslüman tebaada bir sermaye birikimi de yok. Hem vergi yok hem sermaye yok. Nasıl oluyor bu iş? Nereye gidiyor o para? Şöyle bir şey de oluyor. Ekonomi var, ekonomi çalışıyor ama siz o ekonomide güven meselesini de çözmeniz lazım. Yani Osmanlı Devleti mesela bizim konuştuğumuz bu 1770-1840 arasında kendi geliri yetmediği zaman özellikle o devlet memurlarına, paraları toplayanlara bastırıp onların servetlerini müsaade ediyor. Yani şunu diyorsun, demek istiyorum. Servet var. Ama servetin sermayeye dönüşmesi başka şey.